Kamış Çiftlik Köyü'deyiz. Fıstık ve zeytin bahçesindeyiz. Antep'in yetiştirdiği değerli mahsulümüz. Türkiye'nin fıstık ambarı. Gerçek Antep fıstığı. Abdullah, bunu nereden kırıyorsunuz? Bana gösterir misin? Evet Abdullah Bey. Toplanırken. Fıstıkçı bir kardeşimiz. Nereden kırıyorsun toplanırken? Bu tam kök kısmından alınması tam gerekiyor abi. Evet. Buradan alıyorsun. Tam buradan. Bunu üstten kırarsan ne olur? Bu üstten kırarsan burada diğer senenin sürgünleri var burada. Bu uzadıkça, büyüdükçe, sürgünler büyüdükçe bu sağından solundan oralardan karagöz doğar. Evet. O da bir sonraki senenin mahsulüdür. Mahsulün. Peki bunun hani bir de sakız olayı varmış burada. Sakız olayı. Bak abi şöyle. Mesela diyelim ki şunu yaptığımızda oradan, evet, şuradan su geliyor bak. Bu evet. Sakızdır. Sakızdır. Evet. Bu böyle fıstık toplarken buradan alırsan bu zamanla kurur, simsiyah olur. Ağaca herhangi bir zarar olmaz ama faydası da olmaz. Anladım. Onun için sağlıklı bir şekilde olması kökten alması gerekiyor. Şuradan kırılması gerekiyor. Evet, aynen kökten. Yani kökten. Dalından da değil. Yok daldan, şuradan. Daldan değil. Dallar seneye mahsul vermesi için. Sürgün evet abi. Evet. Bu fıstığın cinsi ne şimdi? Bu Antep yerli fıstığı. Evet, gerçek Antep fıstığı bu. Antep fıstığı bu. Baklavada kullanılan harı yeşil, öyle mi? Evet, evet, aynen öyle. Fazla bekletirsek ne yapıyor, kızarıyor mu? Kızarır, o zaman şeye geçer, çatlatır, kavlatmaya verilir. Kavrulmuş fıstık olarak. Ama şeyde... Bu da tam olarak olmamış. Şeyde olmaz, baklavada kullanılan baklavada fıstığı geçer diyorsun. Kullanırlar da ama evet. Şey olmaz. O lezzeti alamazsınız. Bakın şöyle bir. Evet, gerçek fıstık. Gerçek fıstık. Bu güzel, dolmuş 8. ayın ilk haftası 10-15'i bir en geç olarak kırılır. Bu biraz daha tam dolgun olur. Çok lezzetli olur. Baklava ve künefe için birincisi. Ne zaman şimdi bunu hasata yapılacak? 8. ayın ilk haftası. 8. ay. 7'si, yani 10'u. Ağustos'un 1'i ile 10'u arası. Aynen mevsime evet. Göre 3-5 yıl önce 3-5 yıl sonra kırılma olasılığı vardır. Burası Karkamış Çiftlik Köyü. Gaziantep Karkamış Çiftlik Köyü'ne ve ait Antep, arazimiz. Antep'in fıstığın en iyi olan topraklardan birisi. Evet. Kaç yıllık bu fıstıklar bu, şu anda? Bu nereden baksanız 35 yıllık. 35 yıllık maşallah. Zeytinler peki? Zeytinler gene 15 senesi var abi bunlar. 15 senesi var. Evet yan yana. Bunlar birbirine hiçbir zarar yok değil mi zeytinler? Yok yok. Olur. Böyle abi kardeş olur. Gibi çok rahat. Olmaz ama pek de tavsiye edilmez. Genelde ha, sadece zeytin ağacı. Ağacı olduğu için fıstık arazinin içerisinde veya zeytin arazinin içerisinde fıstığın olması evet. Fazla sadece uygulanmaz. Sadece fıstık olsa evet, diyorsun daha iyi. Genelde ya fıstık olacak ya zeytin. Ama bu bölgede bildiğim kadarıyla fıstık ağırlıklı değil mi? Zeytin değil. %90-95'i fıstık, %3'ü 5'i zeytin. Bunlar da herhalde sadece çocuk çocuğun yemesi için değil mi? Aynen, şey değil. Aynen. Yani ticari maksatlı değil de. Yani aile. Senin de var herhalde değil mi? Aynısı. Benim de var. Evet. Önceleri çoktu. Sonradan işte işçilik pahalı olduğu için zeytini çekmeye başladılar. Sonradan tekrar ekmeye başladılar ki bir de doğal kendi olan ürün yemek için. Evet. Yediğimiz gerçek fıstık daha doğrusu bu. Tadı, lezzeti. Kesinlikle apartı yok. Evet, tabii ki. İthal edilirken bile bu Antep fıstığı dış ülkelerden numune olarak alırlar. İçerisine kırıp bakarlar, laboratuvara gider. Bir ismi var da şu an hatırımda değil. He, ona tamam. Bakarlar. Bütün fıstıklar içerisinde o kaliteyi olan oran sadece Antep fıstığının içerisinde bulunur. Onun diğerlerinde yok diyorsun. Diğerlerinde var ama onun kadar değil. Şunlar kuruyanlar var. Bunlar yağmurdan, işte yağmurdan dolayı. Bazı mevsimde işte yağan doludan. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla dekolte gayet iyi. Değil mi? Rekolte güzel abi. Yani rekolte bu sene diyorsun. Allah yüzümüzü güldürecek. İnşallah, yani. İnşallah. Peki Abdullah Gazi, ben sana açıklamanın için teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim size helaline bol bol kazançlar versin. Amin cümlemize. Yani dostlar da yesinler. Eyvallah. Herkesi çiftlik köyüne yapıyoruz, davet bekleriz. Ediyoruz. Bekleriz, sıkıntı evet. Yok. Yani misafirperverlikte de mükemmel aynen, üstüler. Aynen. Mükemmelle yüzüne karşı konuşmuyorum. Her şekilde ağırlar, memnun ederiz inşallah. İki gündür yiye hasta olduk. Aç kalarak da yiyerek, fazla yemekten hasta olduk. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Helaline bol kazançlar diyorum. Allah razı olsun.